Değerli izleyiciler Almanya başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği dışı ülkelerden yeni nesil işçi alımı için yasa taslağını hazırladı. Yılda 65 bin kişi puanla Almanya'ya alınacak. Almanya Avrupa Birliği içinden ve dışından uzman işçiler nitelikli eleman alımı için yeni göç yasasına son şeklini veriyor. İçişleri Bakanı Nancy Fischer ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan tasarı ilk etapta yılda en az 50 bin uzman getirilmesini amaçlıyor. Vize koşulları yumuşatılarak bu sayının yılda 65 bine ulaşması bekleniyor. Gelenlerin çoğunun da Türkiye'den gelmesi bekleniyor. Bunun için daha önce belirtildiği gibi puan sistemli şans kartı devreye sokulacak. Detayları ise değerli izleyiciler şu şekilde. Artık eskisi gibi insanlar sağlık muayenesinden geçirilmeyecek. Kalifikasyonuna bakılacak en az 6 puan alan kişi Almanya'da çalışma izni elde edecek. Türkiye'den gelecek olanlara önce bir yıla kadar geçerli olan çalışma izni verilecek. Ardından bu süreyi iş devamlılığına göre uzatılabilecek puanlama sistemi ise şu şekilde olacak. İlk olarak mesleki yeterlilik. Gelecek kişinin mesleki yeterliliği Almanya'da tanınan bir meslekle örtüşüyorsa yani aynı alanda diploması belgesi onay görüyorsa 4 puan. İkinci olarak dil ve deneyim. Almancayı iyi öğrenmişse veya en az 3 yıl meslek deneyimi varsa 3 puan. Yaşla meslek süresi dil biliyor ancak mesleki deneyimi 3 yaşın altındaysa 35 yaşından büyük olmamak koşuluyla 2 puan verilecek. Topluma yararlılık son kriter. Almanya'da en az 6 ay yasal olarak ikamet eden, 40 yaşından büyük olmayan, iş piyasasına ve topluma uyum sağlayan Topluma yararlı olan kişilere de bir puan verilecek. Bu puan sistemiyle sadece gençler değil yaşlı usta ya da uzmanlar da Almanya'ya yeni nesil iş gücü göçüne katılabilecek. Almanya'ya geliş şartları kolaylaştırılacak ve mavi kartla gelişlerde maaş eşiği düşürülecek. Yani daha düşük maaşlı bir iş bulanlar da Almanya'ya gelebilecek. Almanya'ya gelmek için iş bulacağını gösteren ya da ciddi şekilde iş arayan kişiler de kolay vize alabilecek yasa tasarısı hükümete sunuldu ve 1 Mart'tan itibaren Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Değerli izleyiciler biz de konu hakkında gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ancak şunu söyleyebiliriz. Almanya'ya gitmeyi düşünenler varsa şimdiden Almanca kursuna başlamalarında fayda var. En önemli etken iş bulmada da dil bilmek olacak.